Teşekkür ederim başkanım. Ben Türkçe yapacağım izninizle. O yüzden misafirlerimize belki headsetlerini takmaları için biraz fırsat vermem lazım. Teşekkür ederim. Bizim konumuz biliyorsunuz sermaye yatırımı penceresinden girişimcilerin desteklenmesiydi. Ve bunu da yaparken özellikle girişim sermayesi ve özel sermaye fonksiyonlarının nasıl rol oynadığını tartışmaya çalıştık. Daha geniş bir perspektiften baktığımızda ise bu tartışmanın sürdürülebilir kalkınmaya ve daha adil bir gelir dağılımına olan katkısını göstermek içindi. Bu tartışma sırasında çok değerli panelistlerimizin paylaştığı fikirleri de hemen özetle sizinle paylaşmak istiyorum. Ahmet Kayhan Bey güzel bir açılışla girişimcilik öldü, yaşasın girişimcilik dedi. Ve girişimciliğin davranışsal değişikliğini bize anlattı. Ve artık yeni bir sürat teknolojisinde, dijital teknolojide, dijital alemde yeni bir girişimci modelinden bahsetti. Ve her girişimciyi de desteklemememiz gerektiğini belirtti. Girişimcilere dikkatle seçmemizi söyledi, tavsiye etti. Arkasından Amir Rehman Bey girişimci ekosisteminden yine detaylıca bahsederek bankaların girişimcileri desteklemeye yönelik kumaşta olmadığını belirtti. Bankalardan daha farklı kurumların risk sermayesinin bu konuda daha aktif olabileceğini söyledi. Çünkü bankaların girişimciyi desteklerken gelecek davranışlarına, potansiyeline bakmaktan ziyade geçmiş performanslarına baktıklarını belirtti. Bu anlamda da bankaları bu açıdan hem eleştirdi hem eksik bulduğunu belirtti. Diğer taraftan da bir girişimciyi gözünden anlayabilmemiz için bize Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan scoring modelden bahsetti. EFL isimli. Ben de gidince ilk iş onu çalışacağım şimdi. Ve finansal okul yazarlığın öneminden bahsetti. Zaten ekosistemi anlatırken kullandığı yapı taşlarından bir tanesi de buydu. Baybars Altuntaş Bey de melek yatırımcının bu ekosistemdeki rolünden bahsetti. Ve yine bankalara yol göstererek dedi ki girişimciyi anlamanız için kendinize melek yatırımcılardan bir yardım alın, danışman tutun. Bununla da ilgili olarak şu anda sektörümüzde bir bankanın da bu konuda bir faaliyete geçtiğini bize aktardı. Ve melek yatırımcı mekanizmasının bankalarla, finans kurumlarıyla girişimciler arasında bir aracı olabileceğini de altını çizdi. Diğer taraftan tabii yine Ahmet Bey'in bir belirlediği bir husus vardı. Onu kote ediyorum. Lütfen yanlışsa düzeltsin Ahmet Bey burada. Islamic Banking'in katılım bankacılığının da girişimciyi destekleme yönündeki faaliyetlerini 1200 sene öncesinden bu yana geldiğini söylüyor. Mudarebe ve müşaraka işlemleriyle. Esasında ben de tabii katılım bankacılığının temsilcisi olarak bu konuda değinmek istiyorum. Bizim genlerimizde olan bir konu girişimcinin desteklenmesi, özellikle sermaye yatırım açısından desteklenmesi. Buna da Ahmet Bey çok veciz bir şekilde dikkat çekti. Michael McMillan Bey esasında bildiğimiz, unuttuğumuz çok güzel bir konuyu bize hatırlattı. Özellikle Amerika ile Avrupa arasındaki girişimcinin finansmanı desteklenmesi olanakları içerisinde Amerika'da girişimcilerin %24'ünün bankalardan, Avrupa'da ise %74'ünün bankalardan destek aldığını söyledi.
esasında diğer bir deyişle Amerika'da finansal sistemin hemen hemen benim bildiğim kadarıyla, aklımda kaldığı kadarıyla bankacılık sistemi tüm finansal sistemin hemen hemen yarısını oluşturmakta. Sermaye piyasası çok geniş ve girişimciler farklı ortamlardan kendilerine kaynak bulabilmekte. Avrupa ve Türkiye'de ise, ki Türkiye'de biliyorsunuz zaten finansal sistemin %85'i bankalardan oluşuyor. Başka kaynak sağlayacak kurum yok. Bunu yaparken de bu arada çok güzel bir soru geldi. Özellikle mudaraba konusunda bankaların regüle edildiği gibi bankaların sermaye yatırımı yaptığı firmaların aynı şekilde regüle edilip edilemediği soruldu ve exit bu yatırımlardan nasıl çıkılacağı, bununla ilgili regülasyon olup olmadığı soruldu. Çok güzel, çok anlamlı bir soruydu. Esasında şu anda bizim mevzuatımızda mudaraba ve müşareka var. Ben de bu konuyu özellikle inceliyorum, araştırıyorum da. Müşareka için, ben de o panelde cevap vermedim her ne kadar. Müşareka için şöyle bir mevzuatımız var. 7 sene sonra halka açılmanız gerekiyor. Bir yandan bankacılık kanunumuz bunu kredi olarak kabul ediyor, müşareka yatırımını. Diğer yandan bunun iştirak olduğu konusunda bir takım tereddütler var. Çünkü 7 sene sonra bunu halka açtığınız zaman nasıl exit edeceksiniz, nasıl bu geliri bilançonuza yansıtacaksınız ve 7 sene boyunca sermaye getirisi ve bu şirketin karları, gelirleri ya da sermayenin değer kazanmasını reskont edemiyorsunuz. Satışı gerçekleştirdiğiniz an geliri veya zararı gerçekleştiriyorsunuz. Bunu, bu yatırımı da Moody'den topladığınız fonların havuzundan finanse edemiyorsunuz. Sermayelerin havuzundan finanse etmelisiniz. Bu durumda bir sürü soru geliyor akla. Biliyorsunuz Glass-Steagall Act, Glass-Steagall mevzuatı Amerika'da çok önemliydi. Biz onunla büyüdük. Fakat 1997'den itibaren Citibank'la Salomon Smith Barney birleşmesinden sonra bu act ortadan kalktı ve bugünkü krizin de esasında tohumu olarak o mevzuatın ortadan kaldırılması gösterilmekte. Geliyorum katılım bankacılığına. Bir yandan bankacılık finansman hizmetleri, diğer yandan sermaye yatırımı ve yaptığınız sermaye yatırımını sermayedarın defterinden yapıyorsunuz, havuzundan yapıyorsunuz ve oradaki sermaye kazancı kaybı bilançonuzu nasıl etkileyecek? Bu bizde yaşanmadı. Türkiye'de böyle bir çalışma henüz yapılmadığı için bilmiyoruz. Zaten dünyada da baktığınız zaman 2 trilyon dolara varan katılım bankacılığı, Islamic Banking pastası içerisinde müşareka şu anda %3,5'luk yer alıyor. Çok eleştirdiğimiz murabaha %85 yer alıyor. Bunun biz buraya gitmeden farklı yöntemlerle destekleyebileceğimizi düşünüyoruz. Nedir? Biz bir yandan leasing yapıyoruz, proje finansmanları yapıyoruz ve diğer taraftan da şimdi kira sertifikası. Hükümetimizin, devletimizin son dönemde bu konuda çok ciddi açılımları oldu. Ve biz bundan sonra katılım bankaları olarak sermaye yatırımına bir alternatif olarak tahvil piyasasında bu uzun dönemli fonlamaları sağlayarak bu desteği verebiliriz diye düşünüyorum. Ancak bu startup firmalar için tabii ki maalesef geçerli olamıyor. Bu zaman içerisinde bu bir yolculuk tabii. 10 sene önce bundan hiçbirini konuşmuyorduk. Bugün bunları konuşuyoruz. İnşallah bir 10 sene sonra evet, suku, müşarekayı cebimize koymuş olarak farklı sorunlarla ilgili, farklı ihtiyaçlarla ilgili konuşuyor oluruz. Teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkürler.